Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda kız bebeklerin yeleklerini, hırkalarına çok yakışacağını düşündüğüm kabartmalı bu modeli çalışacağız arkadaşlar. Görüntüsü gözünüzü korkutmasın. Çok kolay bir model yine örgü yeni başlayanların bile çok rahatlıkla örebileceğini düşündüğüm bir çalışma olacak. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, farklı bir ipte örmeyi planlıyorum. Şimdi evvela ben size şuradan kenar patlarını ve kaçer adet kuracağınızı tek tek anlatacağım. Ben sağda ve solda beşer tane ilmeği kenar patı olarak öreceğim arkadaşlar. 3 4 5. Şimdi desen kurulumu için hemen şuradan başlıyorum. 2 tane ters ilmek için iki tane desen için birinci desen ve araya 4 tane ters ilmek için ilmek atıyorum. 1 2 3 4. Tekrar ikinci desen için 2 ilmek araya 4 ters. 1 2 3 4. Tekrar desen için 2 ilmek. 1 2 ben 3 tane yan yana anlatmayı planlıyorum. Şurada son desenden sonra 2 tane ters ilmek için ilmek atmamız lazım. 1, 2 ve son 5 adet kenar pat için ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Yan yana şu 3 deseni size anlatmayı planlıyorum. 5 ilmek kenar patı için, 2 ilmek buradaki ters, 2 ilmek desen için, 4, 2, 4, 2. Daha sonra 2 tane ters ve yine 5 tane kenar patı için ilmeğimizi attık. Kaç tane oldu bir sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane ilmek atmışım. Şimdi arkadaşlar ben önden arkadan şu lastiği öreceğim haraşo olarak. Yani düz öreceğim. 2, bu şekilde 3, 28 tane ilmeğimi 5 sıra haroşa dişi olacak şekilde örüyorum. 4 de olabilir. 4 örelim kısa olsun. 4 sıra haroşamı örüp hemen geliyorum. 4 sıra haroşamı ördüm ve hemen desenimizi kurmaya başlayalım. Şimdi ilk 5 ilmeğimiz düz. 2 3 4 5. Şimdi şuradan başlayarak kuruyoruz. 2 ters ile başlıyorum. 2 ters 2 düz. Arada 4 ters 1 2 3 4 ikinci desen için 2 düz Araya 4 ters 1 2 3 4 3. desen için 2 düz ve kenar patından önce hatırlarsanız 2 tersle başlamıştık. Burada da 2 tersle bitiriyoruz ve kenar patımızı 5 tane düz olarak örüyoruz. arka tarafa geçiyoruz. Gördüğümüzün aynısını örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters, haroşaları da haroşa. 5 tane ilmeğim düz. Önümde 2 düz var. 2 ters. 4 düz. 2 ters. 4 düz. 2 ters. 2 düz ve 4 tane ilmeğim hadışı 2. sıramız da bitti. 3. sıramıza geçtik. Gördüğümüzün yine aynısını örüyoruz. 5 tane ilmeğim, kenar patı ilmeğim haraşo. 2 ters 2 düz. Gördüğümün aynısını örüyorum. 3. sıradayım. 4 ters 2 düz. 4 ters 2 düz 2 ters ve 5 adet düz ilmek yani kenar patı 3. sıramızda örmüş olduk 4. sıramızdayız yine gördüğümüzün aynısını örüyoruz bu 4 sıra desen kurmadan önce mutlaka örülüyor arkadaşlar 2 düz 2 ters Dört düz, iki ters, dört düz, iki ters, iki düz ve 5 ilmeğim düz. Desenimiz altı sırada çıkıyor. Şimdi beşinci sırada desenimizi artık. Ee, şu kısmını yapıp arka tarafta bir işlemimiz daha var ve bitecek. Şimdi 3 tane arkadaşlar 1-2-3 şu deseni kuracağız buraya. Şimdi bakın 2 düz 2 düz 2 düz. Şu 2 düzün tam orta noktalarından ilmek çıkararak evvela desenimizi oluşturacağız. Başlayalım. 5 tane ilmeğimi evvela düz ördüm. 2 tersimi de örüyorum. Geldim bu 2 düze. Bakın arkadaşlar şu iki düzün tam orta noktası bakın. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4. Şu dördüncü delikten bir ilmek alıyorum. Ve şişime takıyorum sol şişime. Arkasındaki bekleyen düz ilmekle beraber örüyorum. Tekrar aynı noktaya batıp bir ilmek daha alıp yine takıyorum. Bu sefer de yine bunun arkasındaki ilmekle beraber örüyorum. Aradaki 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Geldim ikincisine. Bakın, şu iki düzün tam ortası şuradan bir ilmek çıkarıyorum, şişime takıyorum ve bu ikisini beraber örüyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum, şişime takıyorum, arkasındaki bekleyen düzle beraber örüyorum. İki ilmek çıkarıyorum, arkadaki iki düzle beraber örüp kesiyorum. Araya dört tane ters. Geldim 3. desenime. Bakın tam iki düzün ortasından saydığım zaman 1 2 3 4. delik oluyor burası. Buraya batıyorum. Bir ilmek alıp şişime takıyorum. Arkadaki birinci düzle beraber bu ilmeğimi örüyorum. Tekrar aynı noktaya batıp bir ilmek alıyorum. Arkasındaki ilmekle beraber örüyorum. 2 ters. 1 2 3 4 5 tane kenar katımı örüp bu 5. sıramı da bitirmiş oluyorum. Arka tarafa geçelim. Evet arka taraf 6. sıramız ve son sıramız desenimiz bitiyor. Şimdi burayı dikkatli izleyelim. Çünkü bu kabarıklığı veren bu 6. sırada yapacağımız işlem. Şimdi ilk ilmeği aldıktan sonra 5'e burayı tamamlıyorum. Şöyle arkadaşlar önümdeki 6 ilmeği alıyorum. Bakın 2 düz. Ön tarafta ilmek çıkarttığımız ve ördüğümüz beraber ördüğümüz iki ilmek ve ardındaki iki düz ilmek arasında bu altı ilmek üzerinde işlemimiz var. Şimdi evvela bu üçü, daha sonra bu üçü öreceğiz. Nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle örgünün ön tarafından bakın şu 1 2 3. ilmeği evvela bir kere düz örüyorum. Şişten bu iki ilmeğimi bunu ördüm. Bu iki ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar takıyorum bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Bu üç ilmeğimiz bitti. Şimdi bu üç ilmeğin üçünü de bu şişime alıyorum. Önden girerek şu ilk birinci şişdeki bakın şu birinci ilmekle iki, iki ilmeği yer değiştiriyorum. Ve bu 3 ilmeği de düz örüyorum. Bakın arkadaşlar ön tarafa geçelim. Desenimiz o ilmek çıkarıp kestiğimiz iki ilmeğin biri bu tarafa, biri bu tarafa doğru dönmüş oldu. Tekrarlayalım. Yine geldik. Bakın altı ilmek. İki tane düz ilmek çıkarıp kestiğimiz iki ilmek ve ardındaki iki düz ilmek üzerinde işlemimiz var. Evet. Şimdi şu şekilde bakın önden girerek şu üçüncü ilmeği bakın şu iki ilmek dururken şu üçüncü ilmeği bir kere düz örüyorum. Ve Tekrar bu şekilde dönüp şu iki ilmeği tekrar şu şişime taşıyorum. Yani yer değiştiriyorum. Üçüncü ilmekte de bir ve ikiyi bu iki ilmeği düz örüyorum. Geldik bu üç ilmeğe. Bu üç ilmeği şişime önce alıyorum. Ön taraftan şişimi sol şişimi ilk birinci ilmeğe takıp yer değiştiriyorum. Ve bu üç ilmeği düz örüyorum. Geldik üçüncü desene. Yine bakın şu üçüncü ilmeği düz örüyorum. Evet. Daha sonra şu iki ilmeği örmek için ve birinci ilmeği de ördüğüm için çıkartıyorum şişten. Bu şişime taşıyıp bu iki ilmeği örüyorum. Daha sonra bu üç ilmeğin üçünü bu şişime alıyorum. Ön taraftan birinci ilmeği şişime alıp diğer iki ilmeği yer değiştirip düz örüyorum ve 5 tane ilmeğimi örüyorum. Ve 6. sıramızı örmüş olduk ve bakın 3 tane yan yana desenimiz çıkmış oldu. Şimdi ne yapıyoruz? 1. sıramız bu şekildeydi. 6 sırada ördük ve 1. desen sıramızı çıkardık. 2. sıramıza bakın burada kaydırma var. Şurada arkadaşlar 1 3 5 gibi sıraları burada ördüğümüz gibi öreceğiz. 2 4 6 gibi sıraları da şimdi ördüğümüz gibi öreceğiz. Hemen ikinci model sıramız için yine desenimizi kurmak için yani 5. sırayı kurabilmek için ne yapıyoruz? Önden 4 sıra boyunca örgümüzü aynı şekilde örüyoruz. Şimdi 5 tane ördükten sonra arkadaşlar kaydırmayı burada gerçekleştireceğiz. 5 tane ilmeğimi ördüm. 5 ters örüyorum. 2 3 4 5 2 düz. 4 ters. 2 düz. Bakın bu 2 düz şu 2 tane ilmeğin tam ortasına gelmek zorunda. 4 ters. Tabi burada biz 5 ile başladık. Ee, devamında deseni olmadığı için 5 ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tersimi ördüm. Kalan 5 tane düz ilmeklerim yani kenar patı ilmeklerimi örmüş oldum. Arka tarafta ikinci sırada gördüğümüzün aynısı, üçüncü sırada gördüğümüzün aynısı ve dördüncü sırada gördüğümüzün aynısını örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters. Toplam dört sıra. İkinci sıradayım. Bakın gördüğümün aynısını örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. 4 sırayı tamamlayalım. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın gördüğümüzün aynısı 4 sıra yine ördük. Buraya ve buraya yine desenimizi kuracağız. Hemen 5. sıramıza başlayalım. İlk 5 ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi geldim bu iki düze. Bakın tam 1, 2, 3, 4. Şu ikisini tam orta, iki düzün tam ortasından bakın şuradan ilmeğimi alıyorum. Takıp arkasındaki ilmekle beraber örüyorum. Tekrar aynı noktaya batıp ilmek çıkarıyorum ve arkasındaki ilmekle beraber örüyorum. Araya 4 tane ters. Geldim yine ikinci desene. Bakın tam şu noktaya batıyorum bir ilmek alıyorum arkasındaki ilmekle beraber örüyorum tekrar aynı noktaya batıp ilmek alıp arkasındaki ilmekle beraber örüyorum 5 ters ördükten sonra 5 düzüm örüyorum kenar batı ilmeklerim 6. sırayı yapıyoruz bu ikinci sıra için ikinci desen sıramız için ve bitiriyoruz evvela 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi önümde 5 tane düz var. Bunun ikisini örüyorum. Geldik yine bakın 6 ilmeği. 3, 3. Bir tane daha öreceğim pardon. 3'ünü örüyorum. 3 tane düz ördüm. 3 ilmek ve 3 ilmek. Toplam 6 ilmek üzerinde işlemimiz var. Evvela bu 3 ilmek daha sonra bu 3 ilmek. Örgümü çeviriyorum. 3. ilmeği 1 adet düz örüyorum bu şekilde ördüm daha sonra bu iki ilmeği bu şişten çıkararak tekrar takıyorum ki ördüğüm ilmeği buraya taşımış olayım bu iki ilmeği örüyorum burası bitti şimdi şu üç ilmeği sıradaki üç ilmeği şişten çıkarıyorum sağ şişimi aldıktan sonra birinci ilmekle iki ve üçü yer değiştiriyorum ve bu üç ilmeği düz örüyorum geldim ikinci desene yine bakın 2 4 6 bu üç ilmek ve bu üç ilmek. Evvela bu üçüncü bekleyen ilmeği şu şekilde önden şu şekilde yani önden derken şişimin arkası ama örgümün ön tarafından düz örüyorum. Şişten çıkarıp bu iki ilmeği tekrar bu şişe taşıyorum ve düz örüyorum. Daha sonra bu üç ilmeği üçünde alıyorum. Birinci ilmekle 2 ve 3'ü yer değiştiriyorum ve bu iki ilmeği de düz 3 ilmeği de düz örüyorum 3 ilmeğim kaldı bunları da örüyorum ve 5 tane kenar katı ilmeğimi örüyorum arkadaşlar ve ikinci model sıramız da bu şekilde bitmiş oldu şimdi biz ne yaptık birinciyi çalıştık 6 sıra boyunca İkinciyi çalıştık 6 sıra boyunca. Her 6 sırada bir desenimiz ortaya çıkıyor. 1, 3, 5 gibi sıraları videonun bu kısmına çekiyorsunuz. 2, 4, 6 gibi sıraları da buraya çekiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben bir sıra daha öreyim. Bu ipimle diğerinden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın 3. sıramı da ben çalıştım. Kabarık güzel bir model. Arka tarafı. Diğer parçamızdan da görelim. Tekrar. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.